Dünyada ve ülkemizde her iki cinsiyet için en ölümcül kanser tipi akciğer kanseri. Tüm dünyada en sık görülen akciğer kanserinde biz ülke olarak ilk ondayız. Hem artan yaş, hem sigara kullanımı, hem de kontrolsüz hava kirliliği nedeniyle şu an ülkemiz ilk onda akciğer kanseri sayı oranıyla. Akciğer kanseri tanısı tabii Covid ile beraber birazcık arttı. Kontrol tomografiler, bu korona nedeniyle çekilen akciğer tomografileri nedeniyle yeni tanı akciğer kanserleri de bu korona döneminde sayıları oldukça arttı. Tomografi, toraks tomografisi dediğimiz göğüs akciğer tomografisi sayısı normalin çok üzerine çıktığı için erken evre ve yeni tanı akciğer kanseri sayısı geçen senenin ortalamasının 5 kat daha üzerinde. Şimdiki bu Sağlık Bakanlığı bilgileri öyle. Tüm dünyada da öyle. Yani yeni tanı akciğer kanseri sayısı geçen yıllara bakıldığında şu dönemlerde normalin alışılmış yüksek, zaten hep yüksekti. Ama alışılmış yükseğin bu sene çok daha üzerine çıktı. Aslında bir anlamda koronavirüsün bu tomografiyi yaygınlaştırmasının erken evreyi yakalama gibi şansımız da oldu. Kendi kliniğimizde bile korona nedeniyle daha önce tomografiye ikna edemediğimiz sigara içenleri şimdi korona ikna etmeye başladı tomografi çekimine ve dolayısıyla daha erken yakalama fırsatı da bize verdi. Yaklaşık ülkemizde %45'lerde bir sigara kullanım oranı var ve akciğer kanserinin en önemli risk faktörü %90 sigara. Daha geri kalan kısmında genetik faktörler, çevre kirliliği gibi başka risk faktörleri olsa da ana risk faktörü %90 oranla sigara. Dolayısıyla ülkemizde %45 oranlarında sigara içme oranımız var. Yani neredeyse 2-3 kişiden birinde sigara tüketimi üstelik uzun yıllar boyunca mevcut. Biz daha önceleri sadece erkeklerde görürken artık her iki cinsiyette de çok yaygın bir şekilde görüyoruz ve maalesef hastalık oldukça ileri seviyelerde karşımıza çıkıyor. Akciğer kanserli olguların 1/3'ünü biz ameliyat edilemeyecek kemoterapi ya da radyoterapi ışın dediğimiz tedavi yöntemleriyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama aslında akciğer kanserinde en temel ve istenen tedavi yöntemi erken tanı ve cerrahidir. Ancak kanser erken evrede ameliyat olduktan sonra tam kür dediğimiz seviyeye ulaşabilir. İleri evrede kemoterapi ya da ışın tedavisinden sonra kürden bahsetmek pek mümkün değil. Sigarayı bıraksanız dahi 20 yıl günde bir paket sigara içmişsek eğer akciğer kanseri riskimiz her zaman bizimle beraber. Sigarayı bıraktıktan sonra da yıllar içerisinde azalsa da normal popülasyona göre risk hala devam etmektedir. 50 yaş üstü 30-35 paket yıl sigara üzeri öyküsü olan hastalarımızda mutlaka düşük doz akciğer tomografisiyle tarama testi öneriyoruz. Bu riskli grup, yüksek riskli akciğer kanseri riskli grubunda akciğer grafisi yetersiz. En azından bizim akciğer grafisinde bir lezyonu görebilmemiz için minimum 1 santimetre olması gerekiyor. Akciğer grafisinde 1 santimin altını atlarız ama tomografide nodül takibiyle bunu erken evrede tespit edebiliriz. Biz içtik zaten riski aldık dememek lazım. Ne kadar çok kullanılıyorsa, ne kadar uzun yıllar kullanılıyorsa risk katlanarak artacaktır. Dolayısıyla ne zaman bırakırsanız o zaman siz şanslı olmaya başlıyorsunuz. Kanlı balgam sigara içenler de çok kritik. Ses kısıklığı hem tiroid kanseri için hem de akciğer kanseri için çok kritik. Sırt ağrısı yine eğer akciğer zarı ya da sinir hücrelerinin tutulumunu varsa devam eden sırt ağrısı, geçmeyen inatçı öksürük, sık tekrarlayan zatüre. Mesela bir hastanın sık tekrarlayan zatüresi aynı tarafta ve sürekli dirençli ise nefes borusunun içerisinde pekala tıkayıcı bir tümör olabilir ve bunun görülmesi gerekebilir. Bronkoskopi ile kanlı balgamı, inatçı öksürüğü ya da tek taraflı tekrarlayan zatüre olgularında mutlaka bronkoskopi dediğimiz nefes borusunun içerisinin görülmesi, kamerayla görülmesi ve bakılması şarttır. Bizim buraya geldik.